Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu ısı ve sıcaklık olacak. Konu anlatımı çözeceğimiz testim ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 9. sınıf fizik kazanım kavramı testi 29 olacak. Arkadaşlar bildiğiniz üzere 2022-2023 eğitim öğretim yılı başında tüm kazanım kavramı testleri güncellendi ve hatta ne oldu, kazanım kavramı testlerine etkinlikler eklendi. Muhtemelen arkadaşlar 2024-25-26-27-28'lerde de yine bu testleri kullanıyor olacağız. Ben ne yapıyorum? Bunların hepsi tamamının güncellerini, konu anlatımını sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Buraya linkini koyuyorum oynatma listesinin. Bu oynatma listesine tıkladığınızda tüm kazanım kavrama testlerini ve etkinlik testlerini sırasıyla bulabilirsiniz. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar sizlere dağıtılmış olan çalışma soruları var. Çalışma defteri var. Tekrar testleri var. Bunların da arkadaşlar bu kitabın da tamamını yine konu anlatımlı olarak buraya linklerini koyacağım. Hepsine bakabilirsiniz. Zaten kanalımız matematik kanalı. Matematiğe dair olan bu testlerin de tamamının hepsi arkadaşlar konu anlatımlı oynatma listelerinde mevcuttur. Onlara da bakabilirsiniz. Hatta Map Mobil var biliyorsunuz. OGM materyal soru havuzu. Bakmak isteyen arkadaşlarım onlara da bakabilir. Evet sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah. Birinci soru şöyle söylüyor. Bir madde ısı verildiğinde aşağıdakilerden hangisi kesinlikle gerçekleşmez? Sevgili arkadaşlar, sıcaklık ve ısı hakkında hemencik küçük bilgiler verelim. Birbirlerine çok karıştırılan kavramlar. Sıcaklık arkadaşlar ölçülen bir değerdir. Biliyorsunuz termometre ile ölçüyoruz. Bir enerji değildir kendisi. Biliyorsunuz maddeler tanecikli yapıdan oluşur. Bazılarında bunlara molekül deriz. Bazılarında da atom diyebiliriz. Bunların arkadaşlar moleküllerin yani tanecikli yapıların sahip olmuş olduğu hareket enerjisi titreşim halindedir. Bütün maddelerin içindeki tanecikler titreşim halindedir. Bunların sahip olduğu bir titreşimden bahsediyoruz değil mi? Bir hareketten bahsediyoruz. Hareket olunca da ne oluyordu arkadaşlar? Kinetik enerji oluyordu. Bir önceki konularımızdan iş güç enerjiden hatırlarsınız. Bunların sahip olmuş olduğu enerjinin ortalama değeri sevgili arkadaşlar tüm taneciklerin, ama bir enerji değildir. Ölçülebilen bir değerdir. Isı ise sevgili arkadaşlar sıcaklıkları farklı iki madde olacak. Bu iki madde arasındaki alınıp verilen enerjinin kendisidir. Enerji değişimidir. Bir nevi öyle de diyebiliriz. Güzel, bu ışık altında. Bir de yine iç enerji vardır sevgili arkadaşlar. O da sistemin sahip olmuş olduğu enerjidir. Bir sistemin sahip olmuş olduğu iç enerji. Sıcaklığı artabilir. Evet, ısıyı arttırdım da. İç enerjisi artabilir. Genleşebilir. Evet. Hal değiştirebilir sevgili arkadaşlar. Ama ısısı artar diyemem. Çünkü ısı değişimi için sevgili arkadaşlar ısıdan bahsetmem için ne lazımdı? İki farklı madde ve iki madde sıcaklıkları farklı. İki madde arasında da bir ısı transferi, enerji transferinden bahsediyor olmam lazım. E diyoruz bile. İki ile devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Termometrelerle ilgili verilen höp, lüp, lüp yargılarından hangileri doğrudur diyor. Doğrulara bakacağız. Gazlı termometreler hassas sıcaklık değişimlerini ölçmek için kullanılır. Evet sevgili arkadaşlar. Gazların genleşme katsayıları daha yüksek olduğu için daha küçük ısılarda sevgili arkadaşlar sıcaklıklarda daha büyük değişimler göstereceği için daha hassas ölçümler yapabiliriz. Şöyle termometremizi düşünelim. Küçük bir değişiklikte daha büyük bir genleşme gösterirse, mesela burası 1 derece olsun, bak 1 dereceyi ne kadar bölmelere ayırma şansım var. Daha hassas ölçebiliyorum. Doğrudur. Sıvı termometreler orta sıcaklıkları ölçmek için kullanılır. Evet sevgili arkadaşlar, zaten bizim evlerimizde, yakınlarımızda kullandığımız sıvı termometreler yani ortalama sıcaklıklar, orta sıcaklıklar. Ne çok soğuk ne de çok sıcak değil mi? Böyle güneş ya da bir potanın içinde erimiş sıcaklıkları ölçmüyoruz. Bak bir potanın içinde erimiş maddeler, metallerden bahsettim. Üçüncü maddeye bak. Metal termometreler çok düşük sıcaklıkları ölçmek için, hayır sevgili arkadaşlar, tam tersi, çok büyük sıcaklıkları ölçmek için kullanılır. Bunu evinizdeki pasta börek gibi pişirmek için kullanan annelerinizin kullandığı fırınlardan da düşünebilirsiniz. Ya da işte az önce söylemiş olduğum yüksek sanayilerde kullanılan potalarda eriyen maddeleri de ölçmek için kullanılabilir. Çok büyük ısılar için, sıcaklıklar için.
görüyorsunuz ısı ve sıcaklık ne kadar birbirine karışıyor ki günlük hayatımızda ısı kelimesini de sıcaklık için kullanır olmuşuz. Oysa sıcaklık farklı, ısı farklı arkadaşlar. Bu durumda ikinci sorumuz için de ne diyoruz? Sadece 1 ve 2 diyoruz. Ona da C şıkkı diyoruz. 3 ile devam ediyoruz. Çok güzel, hemen konu anlatımlarından. Fahrenheit termometresinin 50 derece Fahrenheit'i gösterdiği bir ısı sıcak bir sıcaklığı Celsius termometresi kaç derece gösterir? Sevgili arkadaşlar, hemen yeri gelmişken konuyu da kısaca bahsedelim. Şimdi termometrelerimiz santigrat ve Fahrenheit ölçsün. Tamam, diğerleri için ayrıca söyleyeceğim. Arkadaşlar, bizim kaynama noktamız derecede 100 derece. Donma noktamız da 0 derecedir. Fahrenheit'te ise sevgili arkadaşlar, bu değer 32 Fahrenheit derece. Hop! Donma noktası, suyun kaynama noktası da sevgili arkadaşlar 212 Fahrenheit derecedir. Şimdi bakın, ben burada kaç Fahrenheit ölçmüşüm? Kaç ölçmüşüm? 50 Fahrenheit ölçmüşüm. 50 Fahrenheit. Arkadaşlar, ezberlemeyin diye bunu yaptım. Niçin? Şimdi bu arkadaşın derecede denk gelen değerini ölçeceğim, değil mi? Bakın arkadaşlar, şu arkadaşın şu arkadaşa oranı, yani 50 eksi 32 bölü 212 eksi, hadi onu da uzun uzun yazacağım, sonra formülünü de söyleyeceğim. 212 eksi 32, işte sevgili arkadaşlar, şu arkadaşa eşit olmalı. Bu bölü buna. Sen burada C'yi okuyacaksın değil mi, Celsius? Celsius eksi 0, 100 eksi 0. Güzel. Arkadaşlar, formülünü yazayım ben size. C bölü 100 eşittir F eksi 32 bölü, bundan bunu çıkarsın da 180. İşte buradan geliyor arkadaşlar. Sen 212 ve 32'yi bilirsen, 100 ve 0'ı da bilirsen, ki kaynama ve donma noktalarının suyun bilirsin, şu formülü kendin de yazabilirsin. Bu arkadaşın bu arkadaşa bölümü, bu arkadaşın bu arkadaşa bölümüne eşittir ki X termometresi, hani kendimizin oluşturduğu termometrelerde de aynı şeyi kullanacağız. Beraber yapacağız. Merak etmeyin. Evet. Hemen yerine koyalım arkadaşlar. Bunu 50 zaten yapmıştım. C bölü 100 eşittir. Burası kaç? 18 bölü 180. Bunu da içler dışlarla hiç uğraşma. Bak ne görüyorsun? 10 katı. Demek ki bu arkadaş da bu arkadaşın 10 katıymış. C kaç olur bu durumda? 10 olur. Sadeleştirirsen 1 bölü 10, sadeleştirirsen 1 bölü 10. 10 dereceyi de hop tereyağından kıl çekercesine bulduk. 4 ile devam edelim. Fahrenheit termometresi hangi sıcaklık değeri için değerini Celsius termometresinin gösterdiği değerin 2 katı gösterir. Sevgili arkadaşlar, az önce taze taze yazdık. Nasıl çıktığını da biliyoruz. Şimdi de diyor ki, ya diyor, Fahrenheit termometresi hangi sıcaklık değerinin Celsius termometresinin gösterdiği değerinin 2 katı ölçer. Yani şurası A olursa diyor, A kadar. Burada da A, 2A görürüm diyor. 2 katı ya. A dedim. İstersen sen X de, 2X de. Yani A bölü 100 eşittir 2A eksi 32 bölü 180'dir diyor. Bunu diyor benim için çözer misin lütfen diyor. Tamam. Ben A dedim. A derece 2A Fahrenheit. Bak, Celsius termometresinin ölçtüğü değerinin, gösterdiği değerin 2 katı. 2 katını gösteriyor. Görüyor musun? Evet. Hadi çözelim. Şu hemen onlardan kurtulalım. Onunla çarptık her iki tarafı. 18 tane A eşittir 20A eksi 320. 4A buraya gel. A'lar buraya gelsin. 4A eşittir 320 ise A kaç olur sevgili arkadaşlar? Hop, 80 olur. 80, bak buradaki derece sevgili arkadaşlar, Fahrenheit olarak kaç olur? 2 katı olan 160 Fahrenheit olur. Fahrenheit termometresinin ölçtüğü 160'tır. Derecenin ölçtüğü de 80'dir. Hop, 160 Fahrenheit diyoruz 4'e de. 5 ile devam edelim. Bak, X termometresi sevgili arkadaşlar. Hemen o az önce söylediğim şeyi kullanacağız. Onu da kullanabiliriz ya da şöyle de kullanırız. Bir X termometresi suyun donma noktasını 15. Heh, güzel bak. Hop. Şuraya yapayım hatta. Bu X termometresi olsun. Donma noktası 15.
X olarak gösteriyormuş arkadaşlar. Kaynama noktasını 65x. Hop, burası da 65x derece olarak gösteriyor. Bizim derecemizde nasıl sevgili arkadaşlar? Burası 0 santigrat. Şurası da 100. Hop. 100 santigrat. Bak, hiç formül olmadan çözeceğiz bunu. 65 olarak gösteriyor. Y termometresi. Aa, başka bir de şey çıkardı. Y termometresi. Biz derece gösterirken. Termometresi ise suyun donma noktasını eksi 60. Oo, burası eksi 60 sevgili arkadaşlar. Kaynama noktasını 140. Bum, çok güzel. 140 gösterdi. Bak, hiç formül morbül yapacağız. Buradan halledeceğiz. 140 gösteriyor. Buna göre X termometresi 45X'i gösterdiğinde, bak burası 45'i gösterecek. 45X dereceyi gösterecek. Y termometresi kaçı gösterir? Pat pat pat. Burası kaçtır acaba diyor sevgili arkadaşlar. Biz buna A diyelim. Bak, formülsüz ne demiştik? Bu arkadaşın bu arkadaşa bölümü. Yani şurası ne kadar? 30 birim. Burası ne kadar arkadaşlar? Hop, 50. 30 bölü 50 eşit olacak. Bak, bunun buna bölümü. Şu arkadaşın şu arkadaşa bölümü. A eksi eksi 60. Aman dikkat burada eksi artılara. Bölü 140 eksi eksi 60. Değil mi? Hemen bu şu işlemi de yapalım. A artı 60 bölü, burası da 200 oluyor, görüyorsun. Hemen şunları da sadeleştir. 3 bölü 5 eşittir. A artı 60 bölü 200. Vallahi ben böyle durumlarda da şöyle yaparım arkadaşlar. İçler dışlar da yapabilirsin. Bak, bu arkadaş bu arkadaşın 40 katı. Hemen onu görüyorum. Bu arkadaşın 40 katı da 120 olur. Buranın 120 olması için de A kaç olur? 60 olur tabii ki. Değil mi? 120 olması için. Nerede görüyorum? 5'i D şıkkında görüyorum. İçler dışlarla uzun uğraşmıyorum. Matematik derslerimizden de biliyorsunuz. 6 ile devam edelim arkadaşlar. Oo, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bak, bunu birkaç şekilde anlatacağım. Termometre ile ilgili aşağıdaki sıcaklık değerlerinden hangisi ölçülemez? Arkadaşlar, zamanında ÖSYM tarafından üniversite sınavında da sorulmuş. Bunda da şöyle söylüyoruz. Arkadaşlar, sıcaklık ölçüyoruz ya, titreşimdi. Hani atomlar, moleküller arasında titreşimdi ya. Kelvin sevgili arkadaşlar, dikkatinizi çekerse Kelvin şudur. Donma noktası, kaynama noktası. Kelvin için donma noktası 273 Kelvin, kaynama noktası da 373 Kelvin'dir arkadaşlar. Ya donma niye bu kadar yüksekten başlıyor? Sevgili arkadaşlar, bu ölçüm şunun için yapılmış. Titreşimden bahsettik ya, bir maddeler arasında, moleküller arasında hiçbir titreşim, atomlar arasında hiçbir titreşim olmadığı duruma biz 0 Kelvin diyoruz. Tamamen duruyor. Hiçbir hareket yok. Bunun altında hiçbir sıcaklık ölçülemez arkadaşlar. Buna biz mutlak sıfır diyoruz. Eksi Kelvin göremezsin bu yüzden. Tamam. Eksi Kelvin değeri olmaz. Tabi bu durumlarda şeylere de dikkat etmen lazım. Hani derecelerde de mesela sıfır Kelvin'e denk gelen santigratı da ölçemezsin. Fahrenheit'i de, onları da kontrol etmen lazım ki ettiğinde de görüyorsun. 7 ile devam edelim arkadaşlar. Eksi Kelvin olmaz. Çok basitçe bir cevabı var. O da bahsettiğim bir şekilden dolayı. Bir termometrenin hassasiyetini arttırmak için genleşme katsayısı büyük sıvı gibi şeylerden bahsediyor. Bakalım neden bahsedecek termometre? Böyle bir şey. Hangileri kullanmak uygun olur diyor sevgili arkadaşlar. Hangilerini kullanalım bakalım. Şimdi genleşme katsayısı büyük sıvı, evet. Dikkat edersen sıvıyı da büyük seçersen olur. Gazları da zaten öyle o yüzden seçmiştik. Genleşme katsayıları yüksek olduğu için. Bunu kullanabilirim. Arkadaşlar, kalın boru değil. Ne kadar ince boru seçersen o kadar iyi. Çünkü daha çok yükselir değil mi? Madden daha çok yükseldiği için daha hassas ölçümler yapabilirsin. Geniş hazne, evet. Ne kadar çok madde koyarsan o kadar çok genleşme miktarı elde edersin. Hop, buna da 1 ve 3 diyoruz sevgili arkadaşlar. Kalın boru daha az. Daha az yükselir madde değil mi? Daha ince olursa daha çok yükselir. Daha hassas ölçme şansın olur. 8 ne diyor? Isı ve sıcaklık ile ilgili aşağıdaki yerlerden hangisi doğrudur diyor. Hangisi bakalım arkadaşlar. A. Sıcaklık kalorimetre ölçülür. Bas bas bağırıyoruz. Termometre ile bizim evimizde var değil mi? Hepimizin elinde var. Termometre ile ölçülür.
Isı enerjisi ölçülemez. Hayır sevgili arkadaşlar. Ölçülebilir. Kalorimetre kabıyla ölçülüyor biliyorsunuz. Ya da matematiksel hesapla da ölçülebilirsin. Bu da yanlış. Isı maddenin iç enerjisi anlamına gelen bir kavramdır. İşte en çok karıştırılan kavramlardan bir tanesi de arkadaşlar ısı bir enerjidir. Evet ama enerjideki değişimdir, transferdir. İç enerji farklı bir kavramdır. Sistemin sahip olduğu enerjinin kendisidir iç enerji. Sıcaklığı düşen bir maddenin iç enerjisi artar olmaz azalır olacaktı. Tam tersi söylenmiş. Sıcaklığı artan bir maddenin taneciklerinin kinetik enerjisi artar. İşte evet sevgili arkadaşlar sıcaklığı zaten tanecikler arasındaki kinetik enerjiyle tanımlamıştık ki sıcaklık artarsa kinetik enerjiler de artar. Doğru cevabımız E dedik. 9'da devam edelim. 10 derece hava sıcaklığını 40x 60 derece. Ha bak çok güzel. Nasıl yapalım şöyle. 10 derece 40x derece 60 santigratı da 140x olarak ölçer. X termometresi suyun donma ve kaynama sıcaklıklarını kaç ölçer? Arkadaşlar hemen o şeyimizi yapalım. Bak burası bizim 0 derece ve 100 derecemiz kaynama noktalarımız. Bu arkadaş burada 140 ölçmüş. Onu da arkadaşlar 40 ölçmüş. Şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Bak buradaki değişim ne kadar arkadaşlar? 50 derece değil mi? Zaten doğrusaldır termometrelerin bu tür kıyasladığımız termometrelerin farkları doğrusalar. Buradaki fark ne kadar arkadaşlar? 100 derece. Şunu diyebilirsin. Burada 50 derece değişmiş, burada 100 derece. Yani bak 1'e 2 değişmiş. Burada 1 değişirken burada 2 değişir. Bak buradaki değişim ne kadar arkadaşlar? 10 derece değişim var değil mi? Buradaki değişimin kaç olmasını beklersin? 2 katı olan 20 derece beklersin değil mi? 10 derece 20x derece beklersin. Yani burası 20x derece olur. Geldim şuraya. 100'e giderken arkadaşlar 60'ta kaç değişim var? 40 derece değişim var. Senin burada beklentin kaç olacak şimdi? 2 katı olan 80x derece olacak. 140'a da 80 ekledin. 220x derece dedin. Hop hemen de burada altında yazmışız. D dedik sevgili arkadaşlar. 9'a da bunu da kolayca bulup. Hop dedim 10'a geldim. 10. soru. Isı ile ilgili olarak löp 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 yargılarından hangisi yanlıştır? Yanlışa bakıyoruz arkadaşlar. Isı bir enerji çeşididir. Bal gibi de ısı enerji çeşididir. Ne dedik? Kalori ya da jüldür arkadaşlar. Bir kalori 4.18'di yanılmıyorsam arkadaşlar ya. 4.18 miydi? Evet böyle bir yaklaşık değerimiz var. Kalori daha yüksek. Jüldür. Termometre ile ölçülür. Hayır arkadaşlar ısı bizim kalorimetre kabıyla ölçülür ki bunu 8. soruda da konuşmuştuk. Yanlış. Soğutulan maddelerin ısısı azalır demiş. Hayır. Artar olmalıydı. Isı değil sevgili arkadaşlar. Soğutulan maddelerin sıcaklıkları azalır. Değil mi? Isı iki madde arasındaki enerji değişimiydi. Bu durumda yanlışları arıyorduk. 2 ve 3. Neredesin sen? 2 ve 3. Buradasın. E şıkkındasın. Ona da E dedik. 11 ile devam ediyoruz arkadaşlar. 11'de bazı arkadaşlarımız uzun uzun hesap yapmış olabilir. Hiç ben size hesap kitap yaptırmayacağım. Neden yaptırmayacağım göstereceğim. X, Y, Z cisimlerin sıcaklıkları sırasıyla Fahrenheit, Kelvin ve Celsius. Fahrenheit. Ha şeyleri bileceğiz tabii ki değil mi arkadaşlar? Bak mesela 32 donma noktası. 212 kaynama noktası Fahrenheit, Kelvin çok güzel. Kelvin'de ne diyoruz arkadaşlar? 273'e 373 diyoruz. Hop ve Celsius. Hop Celsius'u da getir buraya. Celsius'ta da sevgili arkadaşlar donma noktam 0 derece. Hop kaynama noktam da 100 santigrat derece. Güzel. Bütün bunları yaptım. O zaman bunlar kimmiş? X, Y, Z maddeleriymiş.
Ölçüldüğünde termometre 60 Fahrenheit, 60 Kelvin ve 60 dereceyi gösteriyor. Buna göre X, Y, Z cisimlerin sıcaklıklarının soğuktan sıcağa doğru. Soğuktan sıcağa doğru. Arkadaşlar hiç hesap yapma. Bak neden yapma, gösteriyorum ben sana. Şu arkadaşın 60 ölçmüş. 60, 60, herkese 60. Arkadaşlar 60 derece şurada bir yer değil mi? Bak tam ortasının yukarısında. 60 dereceyi burada görürsün. Bak ne kadar güzel. X'i, Y'yi, Z'yi gördüm. Hepsini saydım. Daha da güzel yazayım mı ya? Berbat yazdım. Arkadaşlar burası 60 derece. Çünkü şurası tam ortası 50 derece olur. 60 Fahrenheit'i nerede görürsün? Fahrenheit'i nerede görürsün? Arkadaşlar Fahrenheit burada. 60 Fahrenheit şuralarda bir yerde görürsün. Bak şu bölgeyi bölsen 180 fark yok mu? Evet, 3 bölmeye bölersen eşit olarak 60'ı burada okursun. Bir dakika ya. 60'ı daha da aşağıda okursun canım. Arada 18 fark var yani, değil mi? Daha da. Ha, hatta 10'da birinde. 18'lik bir artış var değil mi? Şu arada da 180 fark var. 10 parçaya bölsen şuracıkta görürsün arkadaşım. 60 Fahrenheit'i. E bak 60 Fahrenheit burada, 60 derece burada. E sevgili arkadaşlar, Kelvin zaten bağırıyor. E benim donma noktam zaten 273. 60 Kelvin. Feci soğuk yani. O da burada. Soğuktan sıcağı ne oldu o zaman arkadaşlar? Y, daha sonra X, en sıcağımız da Z oldu. Y, X, Z. Bunu da B şıkkında görüyorum. Hesap kitap da yapabilirsin. Hiç gerek yok. Şu arkadaşları yazarsan, zaten bunu bilirsen o çevrimlerde de bile, formüllere bile ihtiyaç duymuyorsun arkadaşım. 12'de şöyle sesleniyor. K ve L maddeleri bir iletkenle şekilde gibi birbirine bağlanıyor. Ne kadar güzel bağlanmışlar. Buna göre TK, K'nın sıcaklığı, TL'de diğer L maddesinin sıcaklığı olsun. Sevgili arkadaşlar, kütleler. Buna göre TK TL'den büyükse, yani bu arkadaş bu arkadaştan daha sıcak ise, ısı akışı K'dan L'ye doğru olur. Kesinlikle doğru. Sevgili arkadaşlar, sıcaklığı büyük olandan küçük olana doğrudur ısı alışverişi. Okey, ısı akışı. Doğru diyoruz. Sıcaklığı L'nin bu sefer büyük, K'nın küçükse sevgili arkadaşlar. L'nin ısısı K'nın ısısından büyüktür. Isıları hakkında bir şey söylemiyor bana. Değil mi? Bu sıcaklık hakkında sadece bilgi var. Sıcaklıkları büyük küçük olabilir ama ısıları da daha farklı davranabilir, olabilir. Ayrıca ısı da sıcaklığın değişimiydi arkadaşlar, değil mi? Enerji değişimiydi. K ve L arasındaki sıcaklık farkı arttıkça denge sıcaklığı artar. Sevgili arkadaşlar, yani bunu söyleyemeyiz. Çünkü neden? Mesela 20'ye 60 olsa, hani kütleleri de eşit olsa vesaire. Hani bunlar 40'ta buluşur desen. Ama mesela 0'a 500 olsa bunlar 250'de buluşur. Bak hiç şey de olmadı değil mi? Kahvelesi sıcaklık farkı arttıkça arttırdım. Denge sıcaklığı azalır ya da artar diyemiyoruz. Bak arttı bile. Böyle bir şey söyleme şansım yok. Kesinlikle doğrudur dediğim sevgili arkadaşlar. Yalnızca bir olur. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna geldik. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalınız.